Hazırız. Evet, Mavi Tosba kanalından tüm kamp karavan severlere güzel bir gün dileklerimizle canlı yayınımıza başlıyoruz. Bugün Çatalca'da biliyorsunuz 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda bir kamp karavan etkinliği oldu. Biz daha önce alanı sizlere göstermek için oradan gidip bir yayın yapmıştık zaten. Ondan sonra da hafta sonu Ercan Bey gitti. Nasıl oldu Ercan Bey? Evet, ben de tüm karavan severlere hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileyim. Tabii saatlerimiz 15.45'e yaklaştı. Bu yayınlarımızı daha önceden duyuramıyoruz. Gün içinde etkinliklerimiz olduğu için ki tam canlı yayın olsun, katılım olsun. Neler yaşandı? 28, 29, 30 Ekim tarihlerinde Tekirdağ ve İstanbul, Trakya'da 4 ayrı bölgede kamp karavan etkinliği yapıldı. Tabii en büyüğü Çatalca Elmalıdere'de yapıldı. Tabii bu arada tüm izleyicilerimizin de geçmiş Cumhuriyet Ekim, Bayramı'nı evet. kutlayalım. Laledere'de vardı bir etkinlik. Oraya gidemedim ama diğer üçüne katıldım. Tekirdağ, Süleymanpaşa Merkez, biraz sonra yerleri de göstereceğiz. Bıyıkale Göleti'nde vardı. Oraya gittim. Ondan sonra Tekirdağ Merkez, Süleymanpaşa sahilde karavancılarla bir araya geldik. Hepsini değerlendireceğiz. İyi bir yayın olsun. Yorumları da bekliyoruz. Özellikle eğer şu anda bizi izleyenler Çatalca kampında biraz sıkıntılar yaşandı, onlara değineceğiz. Tabii bu yayınlarımızın amacımız kimseyi yermek, işte yapamadın, edemedin değil. Bundan sonra daha iyileri yapılsın, daha güzelleri yapılsın. Hani biz daha güzel kamp alanlarına, daha güzel karavan alanlarına layık insanlarız. Coğrafyamız çok güzel, etrafımız çok güzel. Neden daha iyisini yapmayalım? Artık hızla ilerliyor sektör. Bu sektöre de biz de aklımızın erdiği, dilimizin döndüğü kadarıyla katkılarda bulunmak için bu canlı yayını yapıyoruz. Tabii bilmeyenler, Tekirdağ, Çorlu'dan bu yayını yapıyoruz biz. Nereden başlayalım? Hemen görüntüler. Elmalıdere, evet, zaten Murgaz arkada. Murgaz ve Agus Karavan işbirliğiyle 28, 29, 30 evet. Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı'na özel bir 3 günlük etkinlik yapıldı. Laladere'de, Elmalıdere'de, Çatalca'da. Biz dediğim gibi daha önce buraya zaten gidip sizler için çekimlerini yapmıştık. Nasıl bir yere gideceğinizi Tosba, Mavi Tosba kanalı vasıtasıyla sizlere göstermiştik. Ercan Bey, gittiniz mi? Ben gittim gittim. Evet. Şöyle, neler yaşandı? Biraz biz, sanki evet. Biz gittiğimizde çok böyle hani karavanlar için çok park alanı eksiği vardı. Ağaçlar çok sıktı. Şimdi nasıl oldu müsaade etkinlik? Edersen önce güzelleri anlatalım. Gerçekten benim beklediğimden daha çok kalabalık vardı. Hani bekliyorduk bunu ama özellikle çadırcılar, işte 4x4 offroad araçları olanlar, araç üstü çadırı olanlar, çekili küçük karavanı olanlar, çok yoğunluk vardı. Yani ben orada birkaç arkadaşımla da görüştüm. Onlar da bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk diyorlar. Geri dönenler oldu, onu biliyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Tabi Elmalıdere sık ağaçlık, tamamen gölge. Hani bu yazın olsa mesela daha da tadından yenmez. Evet. Yemyeşil her taraf. Sonbahar kampı da güzeldi. Cumhuriyet'le ilgili, tabi Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili güzel eğlenceler olmuş. Ben onlara katılamadım. Ankara'daydık biliyorsun. Geç kaldık, gidemedik. Güzel bir etkinlik oldu. Nurgaz'a ve Agus Karavan'a teşekkür edelim. Tabii Trakya Kamp Karavan Derneği'nin de büyük desteği oldu. Onu da buradan Mert Başkan'a da bir kez teşekkür edelim bir kez daha. Şimdi tabii bizim işimiz birazcık eleştirmemiz lazım ki bundan sonraki iyi olsun. En büyük sıkıntı gerçekten, yani burada Allah korusun bir yangın, işte daha bir olumsuz bir şey olsa bütün karavanlar... Maalesef ağaçların içinde, manevra yok, çok kolay çıkış yok. Üst üste, yani erken giden güzel yerleri kaptı. Perşembeden giden arkadaşlarım, abilerim var. Onlar dediler ki biz iyi yerleri kaptık. Sonradan gelenler maalesef çıkış yollarını, güzergahlarını kapadılar. En büyük tehlike o. Yani burada, çünkü sonbahar, ister istemez elektrik kullanılıyor, işte ateş yakanlar oldu. Isıtma sistemleri var karavanlarda, çadırcılarda. En ufak bir böyle bir olumsuz tehlikede, yani çok büyük tehlike. En büyük sıkıntı bence bir düzenin olmayışı. Hı hı. İkincisi elektrikle ilgili biraz sıkıntı yaşanmış. Özellikle benim de motokaravanların elektrik sistemleri, özellikle işte kış, sonbahar mevsiminde ihtiyaç duyuluyor. Hem ısıtıcılar olsun,
Gerçi karavanda elektrikli ısıtıcı ya da kamp karavanda elektrik ne kadar ihtiyaçtır o da tartışılır. Yani doğayla iç içeysen elektrikten uzak durman lazım. Elektrik olmaması lazım ama işte karavanların birçoğunda elektrik sistemleri de var. Uzun lafın kısası elektrikle de ilgili ekstra paralar istenmiş. Onu duydum. Normalde 3 günü kişi başı 50 liraydı. İyi rakamdı yani 2 kişi gitsen 100 lira 3 gün kamp yapıyorsun. Ama elektrik olmayışı işte kısıtlı bir karavancı grubu almış. Diğerleri alamamış elektriği. Elektrik olmadığı için geri dönenler olmuş. Ekstra bir para istenmiş. Yani bunlar MİŞEP sonu. Yani bizim duyduklarımız. Evet. Ha şu da var. Yani şimdi ben bizim karavancı arkadaşları da eleştiriyorum. Öyle karavanlar var ki içinde yağlı ısıtıcı var. Yani bu 3000 wattlık, evet, 5000 evet, wattlık petekler. Petekler var. Yani elektrik sobasını koymuş karavanın içine. Ya onun da orada 3 gün yakacağı elektrik 50 liradan çok daha fazla. Bunu da düşünmek lazım. İşletme sahibi de haklı. Yani 50 lira kişi başı para aldı ama gerçekten evde organize yapanlar sucuk ekmek dağıtılmış bol miktarda. Onu öğrendim. Güzel tarafı bunlar. Tabii su, tuvalet bunlar biraz sıkıntıda. Evet. Tek göz, iki göz tuvaletle bu işler olacak iş değil. İnşallah önümüzdeki süreçte buradaki işletme sahibi ki herhalde devletten kiralandı burası. Öyle bir işletme mantığı var. Özellikle tuvaletlerin işte güçlü voltaj elektriklerin işte kaçak akım sigortalarının, karavanların güzel park edildiği alan, bir karavan alanı muhakkak şart. Burası karavan kamp alanı değil aslında. Burası değil. Tamamen çadır kampçıları için bir de değerli bir yer. Bir de elektrik prizleri ağaçlarda hep açıktaydı. Evet, biz de beraber gittik, gittiğimizde öyleydi. Gördük gerçekten. En büyük tehlike de o. Evet. İki tane priz var. İşte bir karavancı bir prizden alıyor. O karavancıdan öbür karavancı, o karavandan öbür karavancı. Böyle hepsi üst üste bindiği zaman ilk prizde gece yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Evet. Neden? Her karavancı bir prizden alması lazım. Onda sigortası olması lazım. Kaçak akım sigortasının olması lazım. Bunlar çok hassas noktalar. Allah'tan kaza bela olmamış. Güzel Elmalı bir etkinlik derede. Olmuş. Güzel bir etkinlik oldu ama dediğim gibi elektrik, su, tuvalet bunların muhakkak ve düzenlemesinin yapılması lazım. Yüksek karavanlar, benim karavanım da yüksek. Alkovenli karavanların birçoğu girmekte zorlandı. Gene çekili karavanlar. Ben oraya gittiğimde pazar günü öğleden sonraydı işte öğlen gibiydi. Çıkışlar başlamıştı. Manevra yapmakta insanlar zorlanıyor. Evet, daha tabii acemi şoförler var. Çünkü remork çekmek, çekili karavanı çekmek de ayrı bir şoförlük kabiliyeti istiyor. Neyse güzel bir etkinlik. Uzun lafın kısası inşallah daha önceki yayında söylediğimiz gibi Elmalıdere, Çatalca'da İstanbul'a çok yakın. Kuzey Marmara yoluna çok yakın. Çok mevkisi çok güzel. Çok güzel. İnsanlar bu konuda büyük talebi var. Buranın ivedi bir düzenlemesi işte dediğim gibi çekili karavanların, moto karavanların kolay manevra yapabileceği, girip çıkabileceği alanların oluşturulması, elektriğin iyi dağıtılması, tuvaletlerin arttırılmasını bir kez daha buradan talep ediyoruz. Evet, emeğe Nurgaz geçenlere teşekkür ve ederim. Agus Karavan işbirliğiyle yapıldı burada etkinlik. Bunun da bilgisini verelim. Gerçekten sonbahar zaten o yaprakların dökülmesiyle birlikte çok hoş görüntüler veriyor. Orada da o görüntüleri mutlaka 3 gün boyunca karavan kamp severler yakalamıştır diyelim. Evet, diğer bir etkinliğe geçelim hemen. Diğer bir etkinlik aslında hemen arada ben şöyle videoyu değiştiriyorum. Burası da Tekirdağ Merkez, evet. Süleymanpaşa'daki sahil alanı. Tekirdağ sahil alanı, dolgu alanı. Bu karavanların ve karavancıların hepsi Bulgaristan'dan misafirlerimiz. Evet. Bu Elmalıdere etkinliğine gidip de bak karavanlar çok yüksek. Yani dolayısıyla dönenler var oradan onu duyduk. Yani kapıdan dönenler var içeri giremeyenler. Bunlar biraz daha büyük ve yüksek karavanlar. Dolayısıyla bunlar Elmalıdere'den dönenler var. Olmuş ve zaten burası da Tekirdağ sahil dolgu alanı. Buradaki İvedi talebimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız ki biz çok seviyoruz, sayıyoruz. Bak gelenler var ben tam evet. Oraya gittiğimde. Maalesef burada etrafı şöyle bir korunaklı işte yine elektriğini, suyunu verebileceği. Yani aslında Tekirdağ sahil dolgu alanında çok güzel yerler var. Yani Bulgaristan'dan gelen karavancılar da var. Yani benim bildiğim bir defa 50 ile 100 civarında karavancılar 15 günde bir Türkiye'ye geliyor. Çünkü neden? İşte bu dövizin artışıyla Bulgaristan'daki tüm
vatandaşlar için geçerli. Türkiye'deki alışveriş cazip hale geldi. Tabii. Yakıt bile ucuz artık. Eskiden biz Bulgaristan'a gidiyorduk alışveriş ve yakıt için. Şimdi onlar bize geliyor. Onlar geliyor. Dolayısıyla işte Edirne'de çok alışveriş yapıyorlar. Artık bu Tekirdağ'a kadar yansıdı. Çorlu'ya kadar yansıdı. İşte bu sahil dolgu alanında da karavanlarını güvenli bir şekilde bırakacakları bir tel örgü lazım. Evet. Ben oraya gittiğimde işte dilenciler yaklaşıyor, para dilenenler, bir şey satmak isteyenler ister istemez bu insanlar rahatsız oluyor. Bunlar dediğim gibi bir tel örgü güvenlik içinde karavanlarını park edebileceği, eğer bir 220 volt elektrik alabilirlerse tabii ki ücreti karşılığında, yani normalde Avrupa'da bu tür kamp alanları 20 euro 25 euro civarında, yani bizimki de işte ne bileyim 10 euro olsa 100 lira yapar. Neden olmasın? Neden bu olmasın? Tabii ki yerli karavancılar için de çok önemli burası. Tekirdağ sahil dolgu alanında bak görüyorsun bunların hepsinin girişlerini yaptık. İşte çat pat hani ne denir? Tarzanca mı denir? Onlara da bir hoş geldin dedik biz. Zaten birbirimizi tanıyoruz. Birçoğunu ben daha önceki etkinliklerde gördüm. Uzun lafın kısası Tekirdağ Süleymanpaşa sahil dolgu alanına ivedi. Bu karavancıları daha böyle teşvik edebileceğimiz, güvenliklerini sağlayacağımız, dışarıdan rahatsız olmayacakları bir geçici de olabilir. Bu yani illaki zeminin işte çim olsun, burası asfalt zemin zaten. Evet. Sadece onların güvenliğini sağlayacak, daha huzurla kalabilecekleri bir burası karavan. Burası Süleymanpaşa. Süleymanpaşa dolgu alanı. Evet, onun da bilgisini verelim. Karavan park alanı lazım buraya. Evet. Şimdi karavan kamp alanı ile karavan park alanı farklı. Parklanma farklı, kamp farklı. Yani burada açılıp çok yayılmayacak. Karavanını park edecek güvenli bir yere, gidecek gündüz alışverişini yapacak, Tekirdağ köftesini yiyecek, işte ciğerini yiyecek, neyse alışverişini yapacak, iki gün konaklayacak, ondan sonra da memleketine geri dönecek. Evet. Bunu cazip hale getirirsek Süleymanpaşa esnafı da ve bütün Tekirdağ esnafı bundan faydalı çıkacaktır. Çok bir para da değil yani evet. Bu söylediğimiz olay. Şimdi uzatıyorum ama belediyenin etrafını bir tel örgüyle çevirmesi yeterli. Evet. Diyorum ve Bıyık Ali'ye mi geçiyoruz? Evet, son bir etkinlik var. Bıyık Ali göletinde 29 Ekim'de. Evet. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan bir etkinlik. Bıyık Ali'yi şöyle haritadan tarif evet. edeyim mi? Bıyık Ali nerede? Birçok evet. insan da tabii eğer ben de bulabilirsem Tekirdağ şurada şöyle Hayrabolu yolu üzerinde az önce yok o da değil. Vallahi şimdi canlı yayında bulamayacağım herhalde. Evet. Sen yorum varsa, yorum yapan varsa onlarla evet şöyle. Evet. Tekirdağ'a giderken az daha gideceğiz herhalde. Bir göl arıyorum şimdi. Evet. Bulamadım Ülgün Hanım, görüyor musun? Evet. Neyse canlı yayında uzatmayayım. Tekirdağ Muratlı yolu Hayrabolu yolu üzerinde. Ha, yanlış yere gittik o yüzden. Neyse çok güzel bir yer. Evet. Bıyık Ali Göleti. Canlı yayında az önce oldu. Aslında evet. Buldum ama tabii haritayı azıcık daha yaklaştırmamız lazım. Bıyık Ali yazmadık. Neyse. Olsun. Şuradan hemen görüntülere geçelim. Bıyık Ali Göleti'nde neler yaşandı? Bu da Bıyık Ali Göleti'ndeki karavancı arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir etkinlik. O da gene 29 Ekim, 30 Ekim. Bayramı vesilesiyle tabii 3 gün tatil olunca da gölün hemen kenarında tabii en çok hemen dikkatimi çeken göl kurumuş, %50'ye kadar düşmüş su seviyesi. Üzüldüm yani, burası işte sulama göleti, güzel bir havası var, hem yüksekte hem kuytuda kalıyor, çok rüzgar almıyor evet, karavancılar için önemli. Güzel bir manzarası var. Tabii göl çekilmemiş olsaydı, kurumamış olsa daha da güzel olurdu. İnşallah önümüzdeki süreçte yağmurlarla beraber göl eski seviyesine dönerse etrafı da yemyeşil bunun. Burada da yaklaşık 15 civarında karavancı arkadaşımız var. Çoğunluğu tabii Tekirdağ'dan ama Bulgaristan'dan var. Burada da yanılmıyorsam 5 karavancı civarında Bulgaristan'dan gelip de. Tabii bunlar sosyal medyadan herkes birbirini iyi tanıyor. Yani takip ediyorlar. Evet. Hepsi arkadaş. Her ne kadar konuşmakta zorlansak da işte az İngilizce, az Türkçe, az şey Bulgarca anlaşılabiliyor. Bak çok güzel bir yer evet, böyle. Evet. Gölün kenarında çepeçevre. Burada elektrik yok, su yok ama güzel sohbet var. İstanbul'dan herhalde en az 3-4 karavancı vardı. Sarıyer'den, Bahçelievler'den onlar dikkatimi çekti.
Buraya manzara gelmişler. Çok güzel. Hava da çok güzel. Metin arkadaşımız zaten bu etkinliği birazcık sosyal medyada etkin birisi. Yaklaşık 7-8 yıldır da karavancılıkla uğraşıyor. Arkadaki arkadaşlarım zaten ben bunların videosunu yayınladım. YouTube'da var. Burada da en güzel tarafı işte hem şehre yakın değişik bir hava. Su hemen yakınında bir çeşme var ama hani burası bildiğim kadarıyla tabii Orman Bakanlığı'na bağlı sulama göleti bildiğim kadarıyla. Bunun etrafında da bu karavancılarımız için bir çalışma yapılabilir. Hoş sohbet edildi. Ben burada en çok dikkatimi çeken tabii kadınlar karavana çok düşkün. En çok şikayet. Ya abi ben karavan alacağım da hanımı ikna edemiyorum. İşte hanım istemiyor. Sen de bir kadın olarak çok karavana sıcak bakmıyorsun. Ama ben burada gerçekten röportajlar da yaptım. Bu işi bilen, işi artık çözen kadınlarla karşılaştım. Neden? Ya yemek çok kolay. Yani sen şimdi tutup da karavanda karnıyarık yapacağım, biber dolması yapacağım dersen olmaz. Ama hani küçücük bir konserve, işte yanında domatesin, biberin, azıcık ızgaran, ne bileyim. Böyle kolay. Bir kuru fasulye balık bile vardı. Balık herhalde göletten. Balık göletten. Evet. Bunların hepsinin röportajları var. Balık göletten. Abimiz Çerkezköy'den geliyor. Akşam an ismini unuttum. Kusura bakmasın. Özür diliyorum. Balık göletten. Bir de şey, şimdi kuru fasulyeyi göreceksin biraz sonra sobanın üzerinde, yani odun ateşinde pişen bir kuru fasulye. Hani buradan söyleyeyim, çok canım istedi ama bir dahakine yiyeceğim. Tabii. Bak kuru fasulyeyi görüyor musun? O kadar güzel ki cacığı yanında, pilavı yanında. Ya bu ayrı bir yaşam tarzı. Yani orada bir hanımefendi çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki karavancılık... O karavanın önü burası, öyle, sobada kurmuşlar. Tabii. Odun ateşinde kuru fasulye. Yani öyle. Vallahi bravo. Tabii bu herkese dağıtılıyor. Sadece kendileri için değil. Hı-hı. Orada yettiği kadar. Öyle bir kültür karavancılık. Karavancılık alternatif tatil işlemi değil. Karavancılık, hı-hı, ayrı bir kültür. Çok güzel söyledi orada bir hanımefendi. Tekirdağ Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi, gene bizi izliyorlardır, yakından takip ediyorum. Şarköy Belediyesi, Marmaris Belediyesi artık bu sektörde muhakkak günümüze ayak uydurması gerekiyor. Yatırımlarını tamamlanması gerekiyor. Biz burada sadece farkındalık yaratıp böyle bir şeyin olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben. Güzel bir etkinlikti. Dediğim gibi Tekirdağ, İstanbul, Bulgaristan'dan karavancılar. Yani şu da var Gülgün Hanım. Bakıyorsun karavancılıkta işte hani az çok gelir düzeyi işte bir karavanıyla süper karavanı olan yan yana aynı masada. Kültürü işte ne bileyim işte bir yerden gelmiş, isim vermek istemiyorum yani, öbür taraftan gelmiş. Önemli olan orada çevreye saygı, doğayla iç içe olabilmek. Arkadaşlık, dostluk. Şimdi bu abla da tabii benden yaşça biraz büyük. Bana eşi dedi ki ya Ercan Bey dedi, ben hanımı ikna edemiyorum dedi. Bir söylesen dedi, bir yardımcı olsam. Şimdi bizi izliyorsa ablama da saygılarımı iletiyorum, abimizin eşi. Ondan sonra yok dedi, artık geliyorum dedi. Ben dedi kumu sevmiyorum dedi. Yeşil olursa gelirim dedi. Burada yemyeşil bir yer. Yani. Herkesin bir şeyi var, tercihi var. Abimiz de gene bir şikayeti var. Özellikle karavan ustalarından. Karavan ustaları da karavancıları yani kandırmasın. Emeği neyse onu alsın, fazlasını almasın gibi bir serzenişte bulundu. Gülgün Hanım, yarım saat oldu mu? Evet, vallahi oldu. Çok oldu. Çok uzatmak istemiyorum. Evet. Güzel bir etkinlik oldu. Canlı yayında bir kez daha farkındalık yaratalım istedik. Laladere'ye gidemedim. Laladere'de de Beylikdüzü'nden bir karavan kamp derneği var. Onlar geldiler ama orada da güzel etkinlikler oldu. Süreyya Bey yine Tekirdağ'dan karavancı. Onunla da sohbetimiz oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte belediye başkanlarıyla, kaymakamlık, valilik, Trakya Kalkınma Ajansı hep beraber Tekirdağ'ımızda, Trakya'da, neden olmasın, çok zor bir şey değil. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Yani altına azıcık mıcır, yani olursa olur, bir işte mümkünse su, bir tuvalet, o kadar basit imkanlarla bu sektörü bölgemize çekmemiz lazım. İşte Bulgaristan hemen, belki Yunanistan'dan karavancılar hani şu an ikili ilişkilerde sıkıntılar yaşadığımız için, ama önümüzdeki süreçte onlara düzelecektir. Bütün Avrupa'dan karavancıların Tekirdağ'a, Trakya'ya, işte İstanbul'un gene Trakya kesimine çok güzel yerlerimiz var. O yüzden
bir kez daha yerel yönetimleri buradan ne diyelim karavan kampçılığa davet edelim evet, diyelim. Evet, teşvik edelim, teşvik destek edelim olsunlar. Diyelim. Evet, Mavi Tosbağa kanalında böyle ara ara etkinliklerin hem duyurusunu yapacağız hem yapılan etkinlikleri de sizlere aktarmış olacağız. Bir de mesaj var, Metin Yıldız yazmış. Evet. Ercan Bey, diğer etkinliklerimizde de sizleri görmek isteriz demiş. Amacımız üzüm yemek. Bütün etkinliklere katılmak istiyorum. Dediğim gibi Çatalca'ya da gittim ama geç kaldım. İşte planlama hatası yaptık. Belki önce oraya gitmemiz gerekiyordu. Muhakkak bütün etkinliklere katılacağız. Yani gazeteciliği zaten az çok tanıyan tanıyor. Yapıyoruz. Onun yanında karavan ve turizmle ilgili, kamp karavanla ilgili habercilik, gazetecilik. Evet, yeri geldiğinde olumlu eleştirilerle inşallah bu sektörü bölgemizde canlandırılması için elimizden geleni yapacağız. Bu artık bir ihtiyaç, yani buna kimse hayır diyemez. Çok öyle biz kültür sarayları ne bileyim şeyler de istemiyoruz. Dediğim gibi bütçesi belli, imkanı belli. Yani şimdi aynı şeyi söylemeyeyim. Bulgaristan'dan gelecek olan karavancılar için güvenli bir alan oluştursun yeter. Adam başka bir şey istemiyor. Diyor ki benim güvenliğim olsun diyor. Ben diyor. Aynen, güvenlik en önemlisi. Ve İyi para bırakıyorlar. Yani etini alıyor, işte yemeğini alıyor, alışverişini yapıyor, yakıtını alıyor. Tabii memleket ucuzladı artık. Tekrar buradan Bulgaristan'a belki de ticaretini yapıyor bu işin. Uzun lafın kısası bu sektörde elimizden geleni yapacağız. Bu kardeşimiz de gerçekten doğuştan karavancı. Metin Bey'in kızı. Ona da teşekkür ediyorum kızımıza. Karavancılık tabii doğuştan geliyor artık. Karavanda dünyaya gelenler var, büyüyenler var. Ben de teşekkür ediyorum Gülgün Hanım, size de teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. 29 Ekim etkinlikleri güzel oldu. İnşallah daha güzel etkinlikler olacak. Biz de elimizden geldiği kadar hepsine katılacağız. Hoşçakalın. Bu kadar mı? Az bir yorum yapsaydınız. Ercan Bey, yavaş yavaş. Ben daha çok kamp karavanı işinde olmadığım için. İnşallah. Hani kahve molasında olsa bağlıyorum da. Başka bir yayında yine Mavi Tosbağa kanalımızda görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Facebook'ta da Mavi Tosbağa sayfamızda Ercan Bey sağ olsun bütün etkinlikleri hemen hemen takip edip orada sizlerle paylaşıyor. Beğenmeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın. YouTube'da da aynı şekilde. YouTube'da da evet. Mavi Tosbağa kanalımız var. Oradan da yayınlarımız devam edecek. Evet, ben teşekkür ediyorum tüm karavancılara. İyi, güzel günler, iyi tatiller diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.